Bu aynı zamanda mutlu yuvalar, mutlu bireyler inşa eder. Oradan da güzellikler çıkar. Ayrışmak, uzaklaştırmak, çarpıştırmak, kavga ettirmek, okunamayacak, ölçülemeyecek şeyleri okumaya gayret etmek, ölçmeye gayret etmek, inanç gibi, milliyetçilik gibi, bu tür hususların siyasetin meselesi olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. O bakımdan inşallah bu erdemli zaman dilimine hep beraber erişiriz. Çünkü bunun faydalanacağı kişiler gerçekten bu ülkenin insanlarıdır. Ne bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim, buradaki bütün İstanbullu hemşehrilerimden bir gram fazla hakkım yok. Yani bu şehirle alakalı. Hepinizle eşit hak sahibi birisiyim ben. Tek farkım siz beni yetkilendirdiniz. Dediniz ki İstanbul'u siz yönetin. Ve görevinizin sonrasında da bakarız doğruysa, iyiyse, daha iyisi varsa ona devrederiz. Daha iyisi yoksa ya da senin daha iyi yaptığına inanıyoruz dersek de devam ettiririz. Mesele bundan ibarettir. Bugün yapılmak istenen de siyasete alet edilerek hem yargı eliyle hem bazen müfettiş eliyle, bazen savcı eliyle yanlışların içine girilmiş durumda. Dilerim, temenni ederim ki geri dönsünler. Siyaseten bana sağladığı menfaatin de gramını istemiyorum. Ben mertçe mücadeleyi seviyorum. Yani buradan elde ettiğim avantajla öne geçeyim diye bir şeyim de yok. Yani arzum, talebim yok. Ben marifetimle, ortaya koyacağım emeğimle, işimle mücadeleyi yapmayı isterim. Öyle bir mücadelede, öyle bir güzel yarışta da kim kazanırsa ona da saygı duyulur zaten. Dolayısıyla zaten yaptığımız mücadele bir meslek de değil ayrıca. Yani Allah ne kadar nasip ederse bu kadar basit. Ziyaretiniz benim için çok kıymetliydi. Teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Umarım hiç kimse de hukuksuzluğu, adaletsizliği yaşamasın. Tekrar hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İki tane Trabzon'un arasına girmeyeyim. Enerjiş Başkanımızı şimdi biz konuşturmazsak dışarıda bana bir... Öncelikle bu yoğun gündemimizde bize başlayacağınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gündemimiz mübarek olsun. Ama bir dahaki seferde yani o şey zemzemin sormamız olsun inşallah. Biz bitmez diye erken gelelim dedik. Siz de bize randevu verdiniz sağ olun. Eksik olmayın. Biz siz belediyede görevinizin başına geldiğiniz günden beri öncelikle şu için teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir zaman ötekileştirilmedik. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani Enerji İşçileri Sendikası adına. Başta sizler ve genel müdürüm ve yönetim olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak ciddi manada ekonomik sıkıntılarımız oluşuyor. Hayat pahalılığı artıyor. Bu konuda da değerli başkanım tabii sadece vatandaşların sorunları sıkıntıları olmuyor. Büyükşehir olarak muhakkak sizin de bütçe sorunlarınız vardır, yetiştiremiyorsunuzdur. İnsanlar artık hayallerine yetişebiliyorlar. Çünkü bu hayat pahalılığından dolayı bu noktada desteklerinizi, ek protokollerinizi, bu üyelerimizin, hafif camiamızın mensuplarını desteklemenizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Bugüne kadar da sergilemiş olduğunuz bu adil tavırdan dolayı önce şahsım ve teşkilatım adına ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ömer Başkanım, bizleri unutmadığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Var olunuz yani. Çok sağ olun. Evet, Hizmet Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ve Taşan Demesi'lere teşekkür ediyorum. Hem Ömer abi, Özgüven Sendikası'nın Genel Başkanı, hem de Enerji Sendikası'nın Genel Başkanı Mahmut kardeşimiz gerekli şeyleri söylediler. Tabii şu bizim için çok önemli, çok kıymetli. Biz de 4 yıldır beraber çalışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Sizin bu tarafsız tavrınız, tutumunuz, bürokrat arkadaşlarımızın, Ömer abi isimlerini zikretti, bu arkadaşlarımızın tarafsız tutumları bizi ziyadesiyle
mutlu etti. Onun için teşekkür ediyoruz. Yine Mahmut Başkanımızın söylediği gibi bugüne kadar bu desteklerinizi gördük ama aynı zamanda bundan sonraki yapacağımız toplu sözleşmelerde ek protokollarımızda aynı desteğinizi biz de bekliyoruz. Tabii bu zaman içerisinde size de başarılar diliyoruz. Gerçekten biz sizden memnunuz. İnşallah halkımız da sizden memnundur. Biz bu konuda size başarılar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Bey'in de sizlere selamımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. İki tane Trabzon'u konuşurlar. Biz dedik konuşmazsa bu olmaz. Öncelikle hoş geldiniz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben öncelikle Hazır'ın saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bir konuya temas etmek istiyorum. Ne zam ne başka bir şey. Hakikaten siz bizim kafamızdaki tavları yıktınız. Bu bir. İkincisi bana lütfen konuşmamız sonuna kadar yani belki baştan biraz şey gelebilir ama sizi de böyle birisi tarif et deseler, Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu kimdir ve nasıl bir adamdır deseler, ben aynen şöyle düşünüyorum, şöyle diyorum. İyi insan analizi yapıyorum kendime göre. Dedim ki, örneğin, çok özür dileyerek söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'nu vuracaksınız. Gittiniz, selamünaleyküm dediniz, merhaba dediniz, hiç konuşmadan Ekrem İmamoğlu'nu vurdunuz, vurdunuz. Vuramadınız, silahınızı çekersiniz, kendi kendinizi vurursunuz. Şu anda kısmen de olsa, hatta kışmelik insanlar, bazı gruplar kendi kendilerine vuruyor ama farkında değiller. Allah yolumuzu açık eylesin. Burada diyecek hiçbir şeyimiz yok. Hakikaten samimi olarak söylüyorum. Biz o ilk bu belediyenin değiştiği dönemde burada çok şeyin değişeceğini düşünmüştük. Yani ben iki tane genel müdürüm var. Hem halk ekmeğin hem Hamidiye Sümün genel müdürleri. Dedim siz bizim tablolarımızı yıktınız. Biz alışmıştık normal genel müdürlere. Sizleri gördük, kaliteyi gördük, değeri gördük, yeteneği gördük. Duruşu gördük, kişiliği gördük, bilgiyi, beceriyi gördük. Artık bizim şeylerimiz değişti. Genel müdürlere, böyle genel müdürlere var mı diye bakmaya başladık. Bu sefer diğer genel müdürler bize göre biraz daha şey kaldı. Sonuçta insanız, araştırıyoruz, eleştiriyoruz, görüyoruz, çalışıyoruz bile. Dolayısıyla hem konfederasyonumuz adına hem de Özgür Dayı Sendikası adına cami gönülden sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olasın, sağ olun. Sağ olun. Güzel'in ölçüsünü de almak önemli bir şey yani. Valla seni solladı bir de. Bir daha söz almayayım mı? Sağ olun. Sağ olun. Değerli Başkanım, Özsal Bey Sendikası Genel Başkan Yardımcısıyım. Hadis Konfederasyonumuza bağlı olarak hizmet veriyoruz. Biz de İsmer'de vermeye çalışıyoruz. Öncelikle 900 bin müzakerelerinden de sağdan arkadaşlarımızın aldığımız bilgiler dedi. Şunu gördük her zaman. Atılmış olduğumuz bürokrasi arkadaşlarımız her aşamada bizlere yardımcı olmaya çalıştılar. Sizleri iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştılar. İşlerimizi temsil etmeye çalıştılar. Onların da adaletine biz teşekkür ediyoruz. Diğer yandan da hem bugüne kadar yürütmüş olduğunuz siyasi eylemlerin tamamında bizler şunu gördük, adaletinizi tam olarak temsil ettiğinizi gördük. Bu bizim hizmet vermiş olduğumuz görevin adalet olduğunu, sizlerden de bunu görmüş olduğumuzu, onur duyduğumuzu söylemek isteriz. Bundan sonraki süreçte de sizin de, bizlerin de her alanda bu adalet önümüze çıkacaktır. Dolayısıyla başarınızın daim olmasını diliyoruz. Allah sizleri de, bizleri de, bizleri de, bizleri de, sizleri de vatandaşlarımıza karşı mahcup etmesi dediğimiz budur. Söz hakkı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Başkanım, bir de Sürmeneli var. Bunlar biraz heyecan.